Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cengiz Çaylı. Gece saat 2.30 gibi bir doğumumuz oldu. Limuzin düvemiz doğurdu. İlkine doğurdu. Biraz da saldırgan yabani. Ara ara saldırabiliyor. Yanına yaklaştırmıyor buzağını. Aslında uysal hayvan olur bunlar ama Türkiye'ye geldiklerinde sapıtıyorlar. Nedense bana da hep psikopatları denk geliyor. Bundan önce Herefordlar vardı. Mecburen onları kesime vermek zorunda kalmıştım. Çünkü yanlarına yaklaşamıyorduk. Buzağlara müdahale edemiyorduk. Bunda da durum aynı. Buzağa müdahale edemiyoruz. Dün akşamdan beri yanına yaklaştırmıyor. Boynuzsuz olsa yine yaklaşacağım ama boynuzları var. Tehlikeli. Buzağı da Tosun, erkek. Çok güzel bir buzağı. Bu düvenin de şöyle bir hikayesi var. Bunlar yaklaşık 60 taneydi. Bununla beraber gelenlerin çoğu doğurdu. Birkaç tane doğurmayan vardı. Biz bunları müşteriden kesim için aldık. Ben de bundan şüphelenmiştim. Yani göğsünden biraz şüphelenmiştim. Daha sonra tekrar hepsine bir baktırayım dedim. Yani gebeliği olan var mı? Hani hayvanların günahına girmeyelim. İçinde gebe varsa kestirmeyelim diye. Baktırdım. Bu gebe çıktı. Bu kesimden döndü. Yani kesilmekten kurtuldu. Gerçi 5 aylık falan gebe demişti veteriner ama 3,5 aylık falan gebeymiş. Dün gece doğurdu, kendi kendine doğurdu. Yaklaşık 2,5 saat falan sürdü doğumu. Müdahale edemedi. 2,5 saat içerisinde doğurdu. Doğumu gerçekleşti. Güzel bir dana buzağısı var, tosun buzağısı var. Maşallahı var buzağının. Karnını doyurup doyuramadığını bilmiyorum. İnşallah annesinin memelerini bulmuştur, emmiştir. Her şeyi doğaya bıraktık. Kendi halinde olsun dedik. Madem müdahale edemiyoruz, kendi halinde olsun dedik. Gördüğünüz gibi düve yaklaşık bunu en son tarttığımda 680 kiloydu. 700 kilo civarında canlı ağırlığı olan limuzin, ithal bir düve. Bunlar Mera'ya gidiyor. Mera hayvanlarının içerisinde bunlar da benim. Etçi ırk. Kendini hiç bozmuyor. Doğumda da bozmuyor. Mera'da da bozmuyor. Mera'dan en iyi şekilde yararlanıyor. Doğumları kolay oluyor. Buzağları güzel para yapıyor. Şimdi şu buzağı, o erkek buza 7 aylık, 8 aylık olduğunda yaklaşık 8-8500 liraya, en kötü 8000 liraya alıcı bulabiliyor. Eğer merası olan arkadaşlar, ekstra bir işi olan arkadaşlar varsa şu düvelerden limuzin olur, Hereford olur, Angus olur, Şarol olur. Bu tip etçi düveleri meralarda kullanabilirler. Her sene bunların buzağlarını alsalar yine onlara yeter. Bunların çok fazla sütü olmaz. 10 litre, günlük 10 litre civarı bir sütü olur. Bunun da göğüs yapısına baktığımızda o civarlarda bir sütünün olduğu aşikar. Buzağısına yeter. Bunu sütü için değil, buzağısı için besleyeceksiniz. Mera'dan en iyi şekilde yararlanan bir hayvan. Yediğini ete çeviren bir hayvan. Gördüğünüz gibi buzağısı da birinci sınıf A kalite bir buza. Gerçekten çok güzel. Yavaş yavaş da bana yaklaşıyor. Hadi bakalım, hadi bul bemeyi. Hem anneni. Yaklaşık buzağının canlı ağırlığı 35 kilo civarı. 35-40 kilo civarı. Bunları aldığımız yerde içinde yine limuzin danalar vardı, ithal danalar vardı. O danalardan gebe kalmış. İşte o 55 tane, 55-60 tane hayvanın içinde tek şanslı bu düveydi. Kesimden kurtulan. Diğerleri kesime gitti. Adamın kesime göndermesinin amacı da, yani kesime vermesinin amacı da
Merası yoktu. İçeride bakıyordu. İçeride de bu hayvanlara bakmak öyle kolay değil. Merası olan arkadaşlar için Edgert'ler çok iyi. Limuzin, Charolais, Angus, Hereford. Benim en sevdiğim ırklardan bir tanesi Hereford ama ben de İngiltere'den getirmiştim. İngiltere'den gelen Hereford'lardan seçmiştim. Yabani çıktılar. Gerçi buzağıları var. Buzağıları büyüyor. Şu an bayağı bir büyüdüler. Onlar da Mera'da. Etini hiç bozmuyor. Ne bulursa yiyor. Hiçbir şey ayırmıyor arkadaşlar. Yani yememezlik etmiyor. 10 numara hayvanlar. Mera'da etçi ırkla Mera hayvancılığı olur mu? Gördüğünüz gibi oluyor. Daha eşi de düşmemiş. Eşi arkasından sarkmış. Eşinin de düşmesini bekliyoruz bu arada. Evet, buzağı da annesinin memesini arıyor. Maşallah. Bir maşallah diyeyim, benim hayvanlara çok nazar değiyor. 3-4 ayda bir tane çöpe atıyoruz yoksa. Yani ırmağa gömüyoruz, ırmağa atıyoruz bir tane. Maşallah demeyi unutmayın. Şundaki güzelliğe bakar mısınız? Çok baba bir tosun olacak. Bunların dişileri yaklaşık 600-700 kilo ağırlığında oluyor. Erkekleri de 900 ile 1 ton ağırlığında oluyor. Bunların erkeklerini de kestik biz. 1 tonun üzerinde geldi. Randımanı görüyorsunuz. %60'ın üzerinde randıman var hayvanda. Dişi bu. Daha birinciyi doğurmuş hayvan. Evet, memeyi arıyor. Memeyi bulmaya çalışıyor. Annesi de bir taraftan destekliyor arkadan. Bulması için. Bunun doğum görüntüleri tam yok. Gece doğduğu için birkaç görüntü çektim. O görüntüleri de videonun sonunda paylaşacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Tekrar söyleyeyim. Merası olan, ek işi olan, yani merası olup da bir yerde ek işi olan çalışan arkadaşlar, şu hayvanlardan 5 tane 10 tane alsınlar. Küçük bir yer yapıp şu hayvanları meradan yararlansınlar. Salsınlar meraya. Şu buzağlar 7-8 aylıkken en kötü 8000 lira. 7500, 8000 lira. En kötü 8000 lira. 10 tane hayvanınız olsa şu şekilde 10 tane hayvan alsanız her sene 80.000 lira para yapar. 3-4 ay içeride bakmak çok maliyetli bir şey değil. Hadi bunun 20.000 lirasını komple masrafa çıkarsanız, ki o kadar masrafı da olmaz, çıkarsanız gene size 60.000 lira gibi bir para kalır 10 tane hayvanın buzağısından. Sadece buzağısına baksanız. El işinde çalışmaktan çok daha iyidir. Bu şekilde kendinize de bir sürü sahibi olabilirsiniz. Kendinize bir sürü yapabilirsiniz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Oğlum bana pek yaklaşma, anan iyi bakmıyor. Evet, o yaklaştıkça ben geri kaçıyorum. Çünkü bakışları hiç iyi değil gördüğünüz gibi. Bahçeye saldım bunu rahat doğsun diye. Burada gördüğünüz gibi hurmalarımız var. Küçük hurmalar. Büyükler de var. Bir de bu büyüklerin elma gibi yeneni var. Bunlar yumuşak olan. Sabah mesela kalktığımda ahıra girerken bunlardan bir tane iki tane yiyorum. Tam bir enerji deposu olmuş oluyor. Mükemmel. Bunlar da küçük.
daha oluyor görüyorsunuz. Yakalasana anneni. Hadi yakala anneni. Hadi. Yoruldu. Yattı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.